Sayın Bahçeli bilsin. Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere. Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil. Bizim işimiz reklam değil. Eğer saray iktidarının bekçiliğine birisi soyunursa bize bu konularda ders verelim. Anayasa Mahkemesi ile ilgili yorumlarınız ne olur acaba? Değerli arkadaşlar, demek ki tartışmalı herhalde bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Ve burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin, siyasetin içerisinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın. Olay bu kadar basit. Efendim, biraz önce bir açıklama yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi ve yanlış anlaşıldığını ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti ama sizce bu özür yeterli mi? Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır. Efendim, peki İstanbul'daki yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamama yönünde bir karar alması, arkadaşlar, o tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay ile ilgili de vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adım atmıştı. Demek ki atabiliyor böyle bir adımı. Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay budur. Efendim, Sayın Bahçeli daha önce dile getirmiş Anayasa Mahkemesi'nin yapısında bir değişikliğin söz konusu olması gerektiğini bu süreçte. Buna ilişkin bir çalışma ya da önümüzdeki dönemde görebilecek miyiz? İnşallah. Efendim, bir de son olarak erken seçim tartışmaları çok sık gündeme getiriliyor. Muhalefet bunu milletin istediğini... Bunu hiç olmazsa sen söyle. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak hep bizimle berabersin. Ya bu, affedersin, çocuksu şeyler. Ya bunlar daha hala siyaseti anlamadılar. Yani ilan edilen bir tarih var. Dünyada gelişmiş ülkelere bakın. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde bu olur. Onun için de bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir. Haziran 2023. Kıymetli esnaflarımız, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aslında Mehmet abi çok güzel özetledi işin aslını.
Hepimiz için duygusal bir gün. Çünkü burası hepimizin hayatında bir kesit. Herhalde Konya'da yaşayıp da Mevlana Çarşısı'ndan alışveriş yapmamış olan insan sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Çünkü başladığı günden itibaren şehrimizin önemli ticaret merkezlerinden birisi oldu. Kimimiz düğün alışverişine geldik, hayırlı işlerimize burada başlangıç yaptık. Kimimiz günlük alışverişini buradan gerçekleştirdi. Bir kısmımız hayırlı yolculuk sonrasında buradan misafirlerimize ikram etmek için hurma zemzem aldık. Ama hepimizin hayatında bu çarşının içinde bir şeyler var. Onun için biraz da zor bir karardı aslında. Ama o gün iyi niyetlerle üzüm pazarının yerine yapılan bu çarşı başladığı günden itibaren de aslında bir tartışma konusu oldu hep. Ve hep bir söylentidir başladı. Hatta Mehmet abi nezaketten söylemedi. Ben ilk çağırdığımda dedi ki ya her gelen başkan Mevlana çarşısını mı görür? Bu nedir sizden çektiğimiz? Dedim abi haklısın ama buna bir başlangıç yapalım. Hakikaten o konuştu ama konuşmayan tüm esnafımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir işti. Burada 96 tane bağımsız bölüm var. Ve %100 mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir değişim gerçekleştiriyoruz. Eğer iyi niyet olmasaydı burada bu değişim, bu dönüşüm mümkün olmazdı. Biz de kamunun imkanları el verdiği sürece onların hem ticaretlerine devam edebilmeleri, bu süre zarfında çünkü biliyorsunuz İplikçi Camisi'nin orada bir çadır kuruldu. Mevlana Caddesi'nde bir yer kiralandı. Ve esnafımızın bir kısmı çadırda, bir kısmı kiraladığımız alanda ticaretine devam ettiriyor. Bir kısmı da Mehmet Bey gibi ticaretine ara verdi. Ama burada Konya'nın güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Burası aslında Konya'nın en kıymetli yeri çünkü Mevlana Meydanı'na bakıyor. Burada her metrekare, her santimetrekare çok kıymetli. Onun için adeta her esnafımızla arkadaşlarımız tek tek görüştüler. Proje herhalde 40 sefer revize oldu başladığımız günden itibaren. Ama elhamdülillah bugün bir mutlu başlangıç yapıyoruz. Bu arada çalışma arkadaşlarıma da ben teşekkür ediyorum. Korona zamanında bile fedakarca bu süreci yürüttüler. Çok zor bir süreçti bizim için ama elhamdülillah bugün bu noktaya geldi. Altın Çarşı'da da şu an itibariyle arkadaşlar %80'e gelmiş durumdayız. Bir kısmının hukuki sorunlarından dolayı süreç devam ediyor. Aslında onları da dahil edersek herhalde %90'ı geçmiş durumdayız. Altın Çarşı içinde hedefimiz 1 Ocak itibariyle orada da yıkıma başlamayı arzu ediyoruz. En geç 1 Ocak itibariyle. Belki bu korona zamanının da bir faydası olacak şehre. Şu anda zaten ticarette ciddi bir durgunluk var. Turizm zaten yabancı turist neredeyse yok denecek kadar az. Bu yıl Şebi Aruz etkinlikleri için bazı senaryolarımız var. Nasıl düzenleyelim, nasıl yapalım diye ama hastalığın seyrine göre onda da bir düzenleme gerçekleşecek. Aslında tam bu işlerin de zamanı. Bugüne kadar çok iyi getirdik. İnşallah inşaat sürecinde de hem çevreye en az rahatsızlık vererek hem bir an önce yaparak sözleşme süremiz 14 ay ama biz Eylül 2021'e yetiştirmek için çalışıyoruz. İnşallah burada çalışmada da bir aksaklık olmaz ve ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya'ya yakışır bir mekan haline gelir. Tabi Mevlana Çarşısı ile ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Hakikaten o gün bunu yapanlar da Konya'nın iyiliğine, Konya'nın güzelliğine yaptılar. Biz de işlerimizi yaparken 30 yıl sonra acaba bize ne derler, 30 yıl sonra şehir nereye gelir onu düşünerek yapmayı arzu ediyoruz. Ama bu tartışmalı konu Konya'nın gündeminden kalkmış olacak. Aslında yapmaya çalıştığımız şey 2023, 2053, 2071 Konya'sına bir hazırlık. Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Hazreti Mevlana'nın şehri Selçuklu payitahtında belediye başkanlığı yapmak çok onurlu, çok şerefli ama zor bir görev. Çünkü şu anda Sultan Alaaddin'in, Hazreti Mevlana'nın, Şems'in dolaştığı sokaklardayız. Burası onların mekanı. Ve biz de torunlarımıza bu bilinçle buralara emanet etmek istiyoruz. İnşallah ticaretin daha canlandığı, değerlerin çok daha güzel olduğu bir çarşı
haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Tabi bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın burayı kentsel yenileme alanı ilan etmesiyle başladı ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü arkadaşlar. Normalde bakanlar kuruluna girecek, kabine üyeleri imzalayacak, bu 6-8 aylık bir süreçti. Sonrasında yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımızın hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen görev bir an önce esnafımıza mahcup olmadan ki her gece inanın dua ediyorum Rabbim bizi Konyalılara mahcup etmesin diye. İnşallah bir an önce burayı gördüğünüz hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bu bölgenin şöyle bir önemi var. Hazreti Mevlana'ya gelen 3 milyona yakın ziyaretçi meydana çıkıyor ziyaretin sonunda. Karşıda gördükleri manzara özellikle Altın Çarşı tarafında hakikaten çok içimize sinmiyordu. Mevlana Çarşısı nispeten daha tertipli, düzenli, kütle olarak rahatsız etse de ticaretin daha iyi olduğu bir alan. Hemen şu arka sokaklara girerseniz aslında ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi bu yapıyla birlikte aslında hedeflediğimiz şey şu. Bedesten'e doğru, Azziye'ye doğru, İplikçi'ye, Alaaddin'e ve Şems'e doğru bir hareket oluşturmak istiyoruz. Çünkü burada yapacağımız kütle insanların buraya doğru gelmesini arzu edeceği bir mekan olsun istiyoruz. Ki Türkiye'nin en önemli mimarlık ofislerinden birisiyle çalıştık. İnşallah sadece Konya'da değil Türkiye'de çok ses getirecek bir proje olacağına ben inanıyorum. Mevlana Çarşısı'na nispeten işimiz daha kolaydı. 96 bağımsız bölüm vardı ama Altın Çarşı'da 362 bağımsız bölüm ve 521 hissedar var. Çok daha karışık bodrum katlar, üst katlar ama Konyalı esnafa ne kadar teşekkür etsek az. Mehmet Bey söyledi. 32 yıldır besmele ile kapısını açtığınız bir dükkanı yıkmaya teslim etmek kolay bir duygu değil. Kolay bir iş değil. Ama bir noktada anlaşmayı başardık. Bu çok önemli bir iş. Altın Çarşı'da da ifade ettim. Çok yüksek bir orana geldik. İnşallah bu dönüşümü, bu değişimi devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü Konya'nın kalbi türbedir. Geçmişten itibaren öyledir. Bizim de türbe etrafını düzenlememiz lazım. Bugün batı tarafında bir çalışma yapıyoruz ama buranın doğusuyla ilgili de Karatay Belediye'mizle birlikte çok önemli bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah orada da hem Konya için müzeler, ticaret alanları oluşturarak o boşluk alanı da Konya'ya yakışır bir şekilde düzenlemeyi arzu ediyoruz. Sonrasında inşallah güneyine de sıra gelecektir. Onun için de bir çalışma yürütülüyor. Bizim Konya için hayallerimiz var. Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisini yapmayı arzu ediyoruz. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu şehir bugüne kadar bize çok büyük destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize her zaman her seçimde rekorlar kırarak destek verdi. Sandıkta vatandaş gereğini yaptı. Şimdi gereğini yapma sırası bizdedir. Onun için biz de gece gündüz demeden Konya'nın tüm projelerini takip ediyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zorluklarımız yok mu? Var. Ama onları da aşmak için çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Şuna inanıyoruz, biz seferden zorunluyuz. Biz seferle yükümlüyüz. Zafer Allah'tandır. Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah. Mevlana Çarşısı'nın bugün büyük bir değişime ve dönüşüme başlangıç etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Altın Çarşı'da da inşallah yıl sonuna kadar süreci tamamlayarak orada da güzel bir başlangıç yapmayı arzu ediyoruz. Bir an önce bu iş yerlerini esnafımıza teslim etmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. İnşallah burası çok güzel bir cazibe merkezi haline dönüşecek ve Bedesten'le, Şükran Mahallesi'yle, Alaaddin Caddesi'nde yaptığımız cephe iyileştirmeleriyle, Alaaddin kazılarının tamamlanmasıyla
eski rektörlük binasına Büyükşehir Belediyesi'nin taşınması, hemen arkasında Hazreti Mevlana'nın evinin bulunduğu bölgede yapılacak çalışmalar, Şems düzenlemesinin tamamlanması, eski sanayi mektebine yapılacak müzeler, tekel binasına yapılacak müzeler ki o bina da Büyükşehir Belediye'miz tarafından kamulaştırıldı, satın alındı. Mevlana Caddesi'nde yapacağımız çalışmalar, sonrasında Altın Çarşı, Mevlana Çarşısı ve Türbe ile Mevlana Kültür Merkezi arasında yapacağımız çalışmalar, bütüncül olarak baktığınızda inşallah 2023'te çok daha farklı bir Konya'yı hep birlikte göreceğiz. Ben tekrar Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünün, değişiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza hasreten tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin. Başta genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanımız, dönüşüm ofisinde çalışan teknik arkadaşlarımız, büro elemanlarımız, onlara da hasreten teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreci başarıyla yönettiler. Ama şunu gördük ki kararlı ve adil olduğunuzda yapılmayacak iş yoktur. Biz de Rabbim bizi bu çizgiden çıkarmasın, bu çizgide çalışmaya devam ettirsin inşallah. Şehrin eminlik sıfatıyla Konyalı'nın her türlü sorununu çözmek için bize güç ve kuvvet versin. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu toplantıyı burada yapmamızın da bir nedeni var. Hani bu halini de bir zihnimizde görelim istedik. Çünkü bu bir veda ziyareti aslında. Her ne kadar bir ucundan yıkmaya başlasak da şöyle bir 32 yıllık hayalleri de şehir bir yeniden görsün, yeniden zihninde oluştursun istedik. İnşallah çok daha güzel, ticaretin çok daha canlı olduğu, esnafımızın çok daha yüksek kazanç elde ettiği bir yeni çarşı bir an önce açılsın temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dönüşüm ve değişim projemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Önce ya abla kolay mı? Ay. Pompacıydım abi. Bir anda araba alev aldığını gördüm. Hemen yangın tüpünü aldım. Kapıyı açtım, adamı söndürdüm. İnsan da görebiliriz. Ana arkadaşı kurtardı ama araba ya, araba mala gelecek. Cana gelecek, mala gelsin abi. Thank you.
şimdi burada bir kaza olmuş. Bu kazada burada Kürş'te bir istasyon olması bu semt için bir avantaj olduğunu gördük. Biliyorsunuz istasyonlarda pompacılar yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi alıyorlar. Resmi prosedür gereği. Ve bu yangına da ilk bizim personelimiz iştirak etmiş ve şoförü kurtarmış. Ben personelimle gurur duyuyorum, onu tebrik ediyorum. Benim hayat hikayem pek çoklarımız gibi bu ülkenin siyasi hayatıyla, siyasi mücadelesiyle kesişti. Çünkü bu dert, bu dava benim derdim ve davam. Bunu AK Parti başarabildi. Yani bu yüzden ben 13 yıldır AK Parti hareketini bir partiden ziyade bir halk iradesi ihtilali olarak görüyorum ve bu ihtilalin içerisinde kendi bireysel özgürlüğümü, onurumu ve eşitliğimi de görüyorum. Aynı zamanda diğer bütün, yani hem aidiyet anlamında üzerimdeki kimliklerin, ait olduğu toplumların ama bütün Türkiye toplumlarının bu hareketle özgürleştiğini, o toplumların iradesinin bu hareket sayesinde tayin edici bir siyasi mekanizmaya dönüştüğünü görüyorum. Bu anlamda tabii ki bu kadar benimsemiş olmam, bu kadar bu harekete saygı duymam, kendimi dahil hissetmem baştan beri böyle. AK Parti İstanbul Milletvekili adayımız Feryal Koday ve Marka Eseren, biz değerli Koca Mustafa Paşa takipçilerini sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz.